Tay normalinde Mayıs'ta kırılıyor. Ama kar, soğuk havalar olduğu için kaldı Haziran'a, 6. aya. O da Mayıs ayında iyi olma sebebi soğuklar, güzel kar suyu yediği içindir. Biraz daha yüksek kesim olduğundan buralar gece kaldı. Tabi buradan daha yüksek kesim de pek yok, yaylalara yaklaşıyor. Şu anda bir insan gidip bir kuvvetli bir yerde çalışana kadar kendi arazileri, boş arazilerini çay yapsın, geliştirsin, o insan zengin olur. 2 senedir, çok değil. Şimdi insanlar görünce değil ki ya çay asla yapmam, zor iştir. Aslında biz için hem kolay çay. Yani yaparsın. Şu anda bugün topladı burada 4 kişi, 5 kişi, 1 ton çay. Yarın erkeğinden onu verecek. Bir ton çay alırsın, paranı getirsin işini. İki maaş parası. Daha ne arayız? Biz memnunuk yani. Çay hayatından memnunuk ama bize cel sor. Funduk işini yapamam. Yapamam, gerçekten yapamam. Funduğu bir kişi yapıp aşıramaz. Ede yapamaz. Funduğun budamasıdır, varmasıdır. Bunda bu yok. Bir tek başına da bunu da yaparsın yani. 3 ton, 4 ton çay bir kişi. Rahat rahat yalnız da yapar. Sayın da olmadığı sene hiç yok. Hem az bu sene, bu sene de saylar yine güzel. Hiçbir hayvan yemez bunu. Bir sorunu olmaz işte. Toplarsın. Makasını alıp sayının gübresini bulup. Ama devlet de gübreye de çok. O da çok pahalı. İşimiz bu ama bizim yaşımız gitti bu lale. Şimdi çocuk çocuk da başlayabilir. Eskiden ha böyle toplardık. Ha böyle bir yerden çay toplardık. 2,5 yaprak olacak. Bir ton çay toplardım 20 günde herhalde. Ha bundan ne toplarım da artık. Makas çıktı. Makasdan sonra da şimdi motorlu alet kırıyorlar. Ama o motorların benzinlisi yaktı çayı. Şimdi şarjlı, elektrikli. Onu çıkardık. Ama çoluk çocuk isteyir mi? İstemeyir. Şimdi bizim bir tanesini getir de çaya getir bakayım. Benim oğlum çay alıyor. Çay şey. Ama nasıl toplanıp oraya geldiğinden haberi yok. Bilmez orada çay toplaması. Eskiden çay kırarı ise yani iyi kıranı eline alırdı böyle. Ha böyle kırardı. Tarlalarda çok uğraşırdım. Belleyeceksin, kazıyacaksın, edeceksin. Bir de rüzgar vurur onu yıkardı. O sene çalıştığım boş. Şimdi ama öyle değil. Şimdi hep çay diktiler. Her şey bir haftada 13 dönüm yeri 10 kişi bitiriyor. Ali 4 ton çay. 4 ton çay da nereden baksan 7 milyardan hesap eyle işte. Ama tabii biz 50 yaşından sonra da bu işi yapamayız. 50-60 yaşından sonra. Gençler için bir sorun yok. Bu gördüğün alan tarlaydı. Buraya geçer biçer misil geçerdi. Buraya çaya çevirdik. Çaydan da
Kim yarıştırdı? Biz yarıştırdık. Daha o zaman da yaşımız daha 40 sene 10. Şimdi çocuklar hazır çayı toplamayla. Kırak iyiler. Ya yoğum yeziye kırdırıyorsun ya biz kırıyoruz. Öyle. Tabii onlar da okul okudular. Onu yettiler, bunu yettiler, bu işi bıraktılar. Ama neyin kuvvetiyle? Buraların kuvvetiyle okudular. Her şeyi benden bekliyorsun. Siz daha toplamaz ya bu işe bak. Biz buna telis diyoruz. Yani yani bölgelere göre aslında değişiyor bunların ismi. Telis azaldığı zaman ister istemez sayıları birleştiriyorsun, daha ağır yapıyorsun. Telis boşa çıkıyor o zaman. Şimdi insanlar böyle gördüğü zaman diyorlar ki işte çok pis, biz bunu mu içiyoruz falan filan da aslında çok sıcağa maruz kaldıklarında içlerinde hiçbir şey kalmıyor yani. Ne bakteri kalıyor ne bir şey. Fabrikalarda öyle temizleniyor bunlarda. Öyle arkadaşlarım üniversitede diyor çay çok pis, yılan falan da oluyor. Aslında çayın içinde yılan da olmaz. Yani böyle nemli ortamları böcekler zaten pek tercih edip bulunmazlar. Zaten çaydan bir yani yiyecek bir şey toplayamadıklarından bunlar yerine daha çok meyveli arazilere falan giderler. Kuşaklar akşam evde çaya gideceğim, anne işim var, oraya gideceğim, buraya gideceğim, arkadaşlarımla şey yapmışım, konuşmuşum arkadaşlarımla yemeğe gideceğim, çaya da cürdülerimi benim kadar içi toplayırlar.
Say toplama her işten çok severim, toplarım. 15 senedir toplarım işte. Kendi bahçemizden, kendi tarlalarımızdan. Kimseye ihtiyacımız olmaya çok şükür. Maddi ve manevi durumun olduktan sonra köy hayatını şehirden daha çok seviyorum. Köyde yaşamak isterim ama çocuklar burada pek sevmedikleri için duramıyorum işte çocuklar. Orada oldum yani ben burada rahat olmuyorum. O sebepten mecbur çocukların yanında olmamız gerekiyor. Biraz daha kızlarsız konuş. Yok yok. Nasıl dilim mi tutup? Parayı buradan buluyor. Çayı sezonda 3 kere kırarız. Şuradaki yeri gördüğümüzde buraların içleri komple fındıktır. Şuradaki ağaçlar falan var. Hepsini söktük, çay diktik. Zahmet az, pisliği az. Parası güzel. Mantıklı olan iş bu bence. Makası fazla sıktığında veya akşama kadar çay kırdığında ellerini ister istemez su toplatıyor. O da nasıra oluşturuyor. Veya küçük setler var. Mesela kesik çayda gördüğünüz gibi dağdan tam olgunlaşmamış setler. Onların üstünü kırdığımız zaman eğildiğimiz akşama kadar eğik topladığımız için bel ağrısı yapıyor. Şimdi gençlik var, buradan kurtulalım diye hızlı hızlı bitirip kaçmaya bakıyoruz. O yüzden onlara da katlanmamız gerekiyor. Aşkı o çok pis. Pis ama. Kışın okula gideriz. Yazında böyle fındık, çay. Kışın bize cephe açlığı yapabileceğimiz güzel bir getirisi olduğu için günübirlik meslekten 100 lira, 200 lira alacağın yerde bir gün çaya gelirsin 400-500 lira alırsın. Şehir hayatı yani köy hayatına göre daha güzel. Ne bileyim deniz, kum, gezmek, tozmak varken buralarda çay toplamak mantıksız gelir insana. Ama oralarda gezip tozman için de bir yerden para gelmesi lazım. O zaman da çaya başvuruyor Karadeniz insanı. Mesela tarlalarımız var. Onlarda domates, biber olsun, mısır olsun. Yani kendi yetiştirdiğin ürünleri yemek zevkli. Ama onun dışında köy hayatında fazla kaldığı zaman bir insan gelişmiyor. Yani dışarı çıktığı zaman, başka bir topluma, ortama girdiği zaman diğerlerine oranla biraz daha eksik görmemiş kalıyor. Köy ortamının güzel yanları da var ama fazla buralarda kalıp psikolojiyi bozmanın anlamı yok. Normal şartlarda çay erken biter. Yani bir ton çayı 5 kişi rahatlıkla akşam olmadan bitirir. Ama sabahtan akşama kadar konuştuğumuz için, çayda sohbet muhabbet ettiğimiz için, kendimizi yormadan toplamaya çalıştığımız için, yani genç tayfa değil de yaşlı kısım, o yüzden uzun sürüyor. O kadar.